Evet, Sebet Sonuç reklamlarının ardından devam ediyor. Bu bölümümüzde konuğumuz Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzoğlu. Metin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocam diyorum size. Çünkü benim de bulunduğum dönemde Cebeci'de siz öğretim evet. görevlisiydiniz. Biz sizden hep öyle bahsediyorduk. Metin Hoca, Metin Hoca diye Teşi bahsediyorduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Şeref verdiniz. Ankara'dan geldiniz. Evet, biraz Uçaktan türbülanslı dediniz. bir yolculuk. Bugün çok türbülans var. Hava da kapalı ee, İstanbul'da. Havada, Ankara'dan hava, böyleydi hava hocam? Ee, hayır ama hava öyleydi. Hava öyleydi. Bu saatte de yetiştiniz. Teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz bölümde e, Sezgin Tanrıkulun açıklamalarıyla açıklamalarıyla e, programın o bölümünü bitirdik. Sizinle de bununla başlamak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz Sezgin Tanrıkulunun bu son dönem yapılan tartışmayı? Biz gelirsek ona imalarda bulunuyor. E, bu sihalardan dolayı bile bir yargılama yapacağız ama adil olacağız diyor. Bu bir yargılama konusu mu hocam? Kendi dünyalarında belki beyefendinin ee, şimdi bu beyefendi e, siha ve ihalardan nefret eder. Sebebi ne olabilir diye düşünelim. Yani siha ve ihalar acaba bu beyefendinin e, bahçesine gölge mi yapıyor? Yoksa gürültü yapıyor da işte komşular rahatsız mı oluyor? Pazar sabahları erken mi uyandırıyor? Yani şaka bir yana e, sihalar ve ihalar ve bizim kalekollar. PKK'nın korkulur rüyası. Siz de çok iyi biliyorsunuz o bölgeden çok insanla görüştünüz, gittiniz, takip ettim. Sihalar ve ihalar bizim en az zayiat vererek, en az askerimizin canı yanarak teröristlere göz açtırmıyor. Teröristler kale kollarımıza yaklaşamıyor. Sahadaki timlerimize, birliklerimize görülmeden yaklaşamıyor. Ve hiç haberleri bile olmadan tepeden silahlı e, gruplara, teröristlere e, gerçekten çok etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor hı hı. ve etkisiz hale getiriliyor. Bundan PKK haz etmiyor. Bu kadar basit. Bunda herhalde mutabıkız. Evet. Beyefendinin e, 2017'de de bir tweet'i var. İşte kahrolsun sihalarını, sivilleri öldürüyorsunuz diye. Oysa Türk Silahlı Kuvvetlerinin, benim bildiğim kadarıyla, e, sihalar e, kullanılarak e, sivillere yanlışlıkla e, verilmiş bir zararı da e, kayıtlara geçmedi. Ama e, bunlar e, ne zaman bir e, ciddi e, operasyon yapılsa, bir harekat yapılsa, hı hı. E, hep siviller diye e, ayağa kalkarlar. Yani, sivillere bir zarar verilirse. Türkiye hukuk devletidir. Ee, soruşturmalar ona göre yapılır, sorumlu ortaya çıkar ama bunlar olsun olmasın böyle ayaklanırlar. 2017'de de kahrolsun sizin sihalarınız diye çok net bir açıklaması var. Dolayısıyla PKK sihaları e, sevmez, nefret eder, korkar. Bu beyefendi de e, sihalardan nefret eder. Aynı gerekçeyle nefret Hı. eder. Şimdi e, işte bir şurada şeyde bu masa altı haber kanalı bir bir şey mavra yapıyor bu. Bu bir mavra. Mavra evet. Değil mi tırnak içinde bir mavra. Zaytung tarzı diyorlardı. Ee, evet şimdi fakat beyefendi bu mavradan hoşlanmış. Şimdi bu mavra yapılır önüne gelir. Ne dersiniz siz olsanız ne dersiniz? İşte bana yapılsa ben ne derim böyle bir mavra? Olur mu isterim? Biz iktidar olsak, biz iktidar olsak daha da ilerilerini üreteceğiz. Daha da ileri teknolojiyi getireceğiz. Değil mi? Bunu dersiniz. Onun yerine ne diyor? Bu korku size yeter troller ama emin olun adil olacağız. Şimdi tahmin ediyorum bu ben ben sabah çok erken vakitte bununla ilgili ciddi bir tweet attım gördünüz. Ee, ve bu bayağı bir işte kamuoyunda bir bir oldu. hareket e, yarattı. E, açık e, yani amacını açıkladı, hı hı. ortaya koydu yani tabak gibi çıktı, tutamamış kendini yani açıkçası tutamamış. O kadar nefret ediyor ki sihalardan ihalardan ve bizim terörle haklı mücadelemizden e, öfkesine duygusuna hakim olamamış e, böyle bir şey yapmış, e, alıntılamış bir e, tweet atmış. E, alttaki ha, hala çünkü anlamayan insanlar var alttaki masa altı haber kanalı Mavra ama onu alıntılamış tweete yabancı olanlar da var seyirciler arasında halk arasında Tabii ki. onu kesmiş alıntılamış üstüne yazdığı kendisinin bu korku size yeter troller ama emin olun adil olacağız. Az bile bu diyor bunu yapacağız ama bir yargılama konusudur bu ya ve bu, adil ya, yargılayacağız sizi ya, Size, size adil şimdi. olacağız diyor. Ee, ve yani bu korku size yeter çünkü ben, fantazim benim dışişleri bakanı olmak diyor aslında Hı -hı. oraya getiriyor o lafı o. Ee, işte, benim bahsettiğim tweet bu. bu. Tabii, tabii tabii bu. Bayraktar bu. adlı silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları vurdu öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim Yani görüyorsunuz <laughs> bir Bayraktar üzerinden bir siyah düşmanlığı var. Türkiye'nin yaptığı iyi, güzel, doğru dünyanın ilerisinde ne varsa düşman. Ve bu yani sihalar bizim dünyada gururumuz. Hakikaten yani çok büyük işler yapıyorlar her neyse. Şimdi bu fantazi bu mavradaki fantazi de hoşuna gitmiş bu adam. Ya, acaba ben dışları bakan hakikaten olur muyum demiş. Bir de bir hayal dünyasına da dalmış ve onu da aynen alıntılamış. ...yani yalanlamıyor... ...yalanlamıyor, hadi oradan siz de demiyor... ...siz ne münasebet benim gibi... ...bir insanla böyle konuşursunuz demiyor... ...size adil davranacağız diyor... ...yani... ...terörle mücadele eden... ...kahraman... ...ekiplere... E, 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 ...ki bunun içinde bayraktar... E, e, ...en önde vardır... E, ...bana göre... ...adil davranacağız... E, ...diyerek tavrını ortaya koymuş. Şimdi konu Sezgin Tanrı kulu denilen kişi değil. Bu kişi bizce malum. Herkes cemalı. Konu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu zatın hala çok etkin bir konumda muhafaza ediliyor olması. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygun bir anlayış, bir söylem değil mi? Siz de eski CHP üyesisiniz. Bar Barolar ee, Birliği Başkanı olmadan önce parti meclis üyesiydiniz. E, değil, şöyle değil. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, ben parti meclisi üyeliği şöyle yaptım. Onu hemen size netleştireyim. Bilim kurulu evet, denilen bilim. bir kurul vardır. Bilim insanlarını alır. O kuruldaki kontenjandan parti meclisinde bir yıl kadar görev yaptım. Ondan sonra da istifa ettim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonları geçen, Milyonları geçen, cumhuriyetçi, vatansever, Atatürkçü, üniter devlete bağlı, Atatürk'ün tanımladığı şekilde milliyetçilik ilkesine sonuna kadar bağlı e, gönüldaşları vardır. Ben eminim onlar bu tweetleri ve bu kişinin, ...partinin üst yönetiminde bunca e, güce sahip olmasını kahrolarak izliyorlar. Öyle midir hocam? Bakın tereddüt etmeyin. Tereddüt Siz çok etmeyin. iyi biliyorsunuz o tabanı. Hiç tereddüt etmeyin. E, yani sorsanız bir e, Mustafa Kemal çizgisinden gelen... E, ...ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl oy aldığı kitleye... ...Cumhuriyet Halk Partisi marjinallerden değil, onlardan oy alarak... Ana muhalefet partisi oluyor. Marjinallerin zaten partileri var. O asıl e, büyük kitle, yani yüzde %90'ıdır benim tahmin et, et ediyorum e, oy aldığını hmm. üniter devletçidir. Milliyetçidir Atatürk'ün tanımladığı şekilde. Yani ırkçılığa uzak ama hepimiz Türk milletiyiz diyen. Eyalete karşıdır. Şimdi siz bunları... Partinin hakikaten en etkin isimlerinden biri olan, orada parti tabanından ya da delegeden aldığı destekle değil, üst yönetimin, nasıl söyleyeyim size, üst yönetimin özel ilgisiyle, özel korumasıyla orada o etkinlikte bulunan bu şahsa sorsanız, deseniz ki üniter devletten yana mısın? Eyalet mi, üniter devlet mi deseniz? Özerklik mi? Üniter devlet mi deseniz? Test ediyoruz ya. Hı hı. Size e, illa cevap vermek zorunda kalırsa üniter devlet demez, diyemez. Tahmin etmiyorum diyeceğini. Biraz daha somutlaştıralım. Mesela bu kişiye deseniz siz. Ama buradan bir yere atlayacağım. Bu kişiye deseniz siz. Şehirler eğitim meselesini kendileri üstlensin mi? Yani eğitim milli eğitim mi olsun? Yoksa her şehir, her bölge kendi eğitiminden mi sorumlu olsun? Eyaletlerde olduğu gibi, federal devletlerde olduğu gibi. Bu kişi ve maalesef onu orada tutanlar, onu oraya getirenler, onun oradan gitmesini istemeyenler Size diyecekler ki ya tabii şehirlere verelim. Yerinden yönetim ilkesi eğitimi de kapsamalı diyecekler. Daha ötesine gideyim mi? Emniyet yani polis hizmetleri yerinden mi yönetilsin? Yani şehirlere mi bağlı olsun? Belediye başkanlarının emrinde mi olsun polis? Yoksa merkezi hükümeti Ankara'ya mı bağlı olsun diye sorduğunuzda bu kişi ve onu orada tutanlar tabii ki bizim hayalimiz, ee, şehirlerin e, milli eğitim gibi e, polis hizmetini de vermesidir diyecekler. Ha şimdi bana inanmayın, bana inanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, parti programına yazdılar bunu. Parti programına yazıldı. Avrupa Konseyi özellik şartına Türkiye çekinceler koymuştur. Yerel yönetimler özellik. Yerel yönetimler özellik şartına çok iyi biliyorsunuz Türkiye çekinceler koymuştur. O çekincelerin içinde milli eğitimle ilgili madde bizim için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla milli eğitimimize dokunacak eğitim meselesini şehirlere bırakacak maddeye ben karşıyım demiştir Türkiye. Asla kabul etmiyorum demiştir onu imzalamamıştır. Öbür çekince koyduğu madde e, madenler maddesidir. Yani yere, hı hı. E, yeraltı e, zenginliklerinin e, milletin tamamına e, olduğuna dair maddedir. Polisin belediyeye mi yani yerel yönetime mi, merkezi hükümete mi bağlı olacağı noktasında tercihini bu yerel yönetim özellik şartı tabii ki belediyeye bağlı olsun, daha demokratik diye koyarken Türkiye Cumhuriyeti asla asayişi, polisi belediyeye bağlayamayız demiştir. Haklı mıdır Türkiye Cumhuriyeti? Evet, yerden göğe haklıdır. Finlandiya'da farklı bakabilirsiniz meselelere. Danimarka'da farklı bakabilirsiniz meselelere. Türkiye'de bakamazsınız. İngiltere'de kendine göre çekinceler koymuştur. Bilmiyorum ama emin olun İspanya'da kendine göre çekinceler koymuştur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, taahhüdü e, bu çekinceleri kaldırmak idi. Son halini bilmiyorum ama bu resmen e, kaldırmak şeklinde taahhüt edilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. E, taban böyle yönetim ama e, tabanın e, reflekslerini beklentilerinin dışında davranıyor o zaman. E, görmüyor, bilmiyor. Ee, ve bunun sükunetle bu hususların anlatılması lazım. Yani ben bunu anlatıyorum. Ha buraya oy verin, buraya oy vermeyin diye değil. Ama bir parti yönetimini, bir partide yönetime hakim olan anlayışı dışarıdan birisinin cümlelerinden ziyade içeridekiler ya biz sana oy veriyoruz ama sen ne yapıyorsun? Sen nasıl olur da... Yerel yönetimler özellik şartına Türkiye'nin koyduğu çekincelerin kaldırılmasını isteyebilirsin. Sen nasıl olur da İHA'ları ve SİHA'ları yapanları yargılayacağız diye bu olmaz olası tweet'i atanı baş tacı yapmaya devam edersin diye içeriden söylemeleri lazım. Parti refleksiyle değil, milli meseledir bu. Bu milli meseledir. Hı hı.